Herkese merhaba arkadaşlar. Tropical House Tycoon'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki üst katı yapacaktık. 11.190 param var ve giderek de fazlalaşmaya devam ediyor. Hemen şuradan başlıyorum. Ve birinci çalışanım, ikinci çalışanımı da aldım. Oh, bu sefer buradaki çalışanlar gerçekten çok çok fazla para istiyor. Bu çalışanlar için şöyle yine bütün hepsini yapmam gerekecek galiba. Yine 6 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5. Bir de bunu yapayım 6. Evet, hepsi bitti ve şimdi üst katımın dizaynına geçebilirim. Ama ne yazık ki param kalmadı. 11.000 para yaptım ve hepsini 6 tane çalışana verdim. Gerçekten kötü oldu. Şimdi yine beklemem gerekecek. Tabii doğal olarak koskoca böyle bir harika manzaralı bir yerde lüks bir ev yapıyoruz. Üst katına geçince fiyatlar birazcık arttı. Aşağıda 400'lerle 500'lerle eşyalar koyarken şimdi 1900'lere falan çıkmaya başladı tek bir eşya. O yüzden beklemek gerekiyor. Şu paramızın birazcık daha fazlalaşması gerekiyor. 1950'ye duvarımı aldım. 2000 ve 2100'e yine. Burada ne? 2000'e bir kapı. 2100'e de bir duvar yapılıyor. Şurayı duvar yapacağız ve bu tarafa da yine bir şeyler yapılacaktır büyük ihtimalle. Evet, duvarı kapattım ama yine kapılar lazım. O tarafa geçmeyeyim. Şurada iki tane kapıyı yapayım. Bu taraf da var. Evet, 2000'i buldum. Birinci kapımı yaptım. Hemen para biriktiği gibi. 2000 olduğu gibi hemen alıyorum. Fazla birikmesini beklemiyorum. Aslında bu oyunun birazcık daha zevkli olmasını sağlayacak şey, eğer sizler de oynayacaksanız, aranızda hiç oynamayanlar ve ilk defa benden görüp oynamak isteyenler varsa, biriktirirseniz paranızı, burası biraz böyle bırakın, komple biriksin. Ondan sonra böyle tek tek bütün yeşillerin üzerinden geçerek hepsini birden almak inanılmaz rahatlatıcı oluyor. Ama bir yandan da aşırı sabırsız da biri olabiliriz. Ben mesela bu konuda biraz sabırsızım. Böyle 2000 olduğu gibi hemen şurada kapıyı takayım diye böyle bir oraya basasım geliyor. Şurası neden duvar kapanmadı acaba? Böyle bir açık kaldı. Bir bug olabilir mi ya da bunun olayı mı bu? 2050'ye 2100 var burada. Şuraya da bir oda yapılacak büyük ihtimalle. 2100'e hemen şeyi koyalım. Yine bir yatak falan bir şeyler var ama hepsi 2000'e. Yani gerçekten böyle ben bir 50.000, 100.000 falan burayı biriktirmem gerekiyor. Üçüncü bir kata çıkacağız mı emin değilim. Çıkmaya da biliriz. Şu anda bu yandaki arkadaşla hemen hemen aynı seviyedeyiz. Şöyle baktığım zaman iki katlı. Bunlar da böyle şu birinci katta, bu da ikinci kata geçmiş gibi duruyor. Üçüncü kata geçen birini göremedim. Hop, buraya da bir halımızı serdik. Vay, bowling mi? Bowling şeyi varmış odası. Çok acayip. Bowling odası mı yapacağız? Burası neresi? Ha, tekrar bir çalışan alabiliyormuşuz. 6 tane değilmiş burası ama 4000 küsürü alınıyor. Birazcık beklemek gerekiyor. Ben şurayı yapayım diyorum 2000'liklerle. Mesela 2200'e bir tane yatak alayım. 2400'e şuradan duvarı kapasaydım daha iyi olurdu. Duvarı olmayan bir odada bir yatak olmuş oldu. Şuradan direkt uyandığın gibi hop aşağıya uçuyorsun. Neyse, o zaman ben birazcık daha bekleyeyim. Gerçekten böyle azıcık oluyor hemen bir şey. Azıcık öyle yapmayalım. Şurası birazcık biriksin. Ben montajda bekleme kısımlarını kesip size güzel anları, paranın fazla biriktiği ve bütün yeşilleri tık 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 aldığımız anı göstermek istiyorum. Çünkü öylesi çok daha heyecanlı. O zaman para birikince görüşürüz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ben birazcık bekledim. Görmüş olduğunuz gibi 17.000 dolar oldu. Aslında bir dedim ki 20.000 falan mı görsem ama 17.000'de yine ne yaptım? Yine sabırsız bir şekilde tamam dedim, yeter bu kadar. Hemen şuradan ne yapıyorum? Aldım duvar, raflar bir şeyler. Şuraya da bir duvarımı koydum. Burada bir tane plant bu varmış. Burada da bir dolaptı falan, çalışma masası bölümü. Her yerde de şu ağaçlardan, çiçeklerden olması olmuyor. Bir tane kapımı koydum. Vay, balkonum da varmış. Balkon dekorasyonlarım. Hemen kenarı da kapadık. Şuraya da bir bitkiyi koydum. Süper. Gerçekten balkonum da muhteşem oldu. Yine 1800'üm kaldı. 1800'le hiçbir şey yapamayacağım. Yatak komple duvara dayalıymış meğer. Tamam, burası bitti. Şuradan çıkıyorum. Şu tarafa doğru gidiyorum. Bir bowling salonum vardı. 2200'e şuraya güzel bir koltuk moltuk bir şeyler aldım. 4 tane. O tarafa bowling şeylerini koyacağız herhalde. Plantler var. 2150, 2200. Ya niye bu kadar fazlasınız? Niye bu kadar her şey? 2000, 2000.
dediğim gibi gerçekten 100 bin falan biriktirmek lazım. Böyle oyunu açacağım böyle bırakacağım. O böyle 100 bin olacak sonra oturup oynayacağım. Öyle bir zamanım yok. Öyle bir vaktim yok. Hemen bunların olması lazım. Sehpa, ışıklar tepeye mi gelecek? Tepe de kapanmıyor ki. Tepe açık. İlginç. Işık nereye gelecek acaba? Duvar aplikleri falan olabilir belki. Işığı merak ettim. Hemen ışıktan başlayalım. Aa yok. Köşe ışığıymış. Bir de buraya gelmiş. Tam ortaya da yine büyük ihtimalle aynı bitkiden gelecek. Ama daha 960'tayım. Buraya da bakayım. Ha tamam, buna bastığımız anda komple burayı işte bowling alanını inşa ediyor. Düşünsenize böyle bir eviniz var ve şey içerisinde bowling alanı var yani. Çok acayip. Çok güzel olurdu. Evet, bitkimizi de aldık. Şimdi buradayım. 2400 biriktirmem gerekiyor. Galiba 2400'ü de yaptıktan sonra şöyle bir çıkmak istiyorum. Burayı bitirdim. Aynen, balkonlu bir yatak odasıydı. Galiba şurada 4300'e bir çalışan daha alıp şu sağ tarafa doğru geçeceğim diye düşünüyorum. Çünkü burada başka bir şey kalmadı. 1930, 2300 bir şeyler ve 400'e gelmek üzere. Haydi. Evet. Oynayabiliyor muyuz? Hayır. Aa, geri geri gidi. Oynuyor orası. Tamam. Başka bir şey var mı? He, duvarlarımız varmış. Buradaki duvarı mı kapatacak yoksa burası açık mı? Bilmiyorum. Acaba ben burayı yaptım diye aşağıda bir şeyler değişmiş olabilir mi? Aşağılarda da bir şeyler istiyor olabilirler mi? Hiç sanmıyorum ama şöyle bir tur atayım. Burası yatak odasıydı. Şurada bir tane banyom vardı. Yeni bir şeyler çıkacağını sanmıyorum. Çünkü alt katı bitirdik. Burası salonumuzdu. Şurada da bir mutfak ve yemek odamız var. Okey, burada bir şey yok. Dışarılarda da bir şey çıkmamıştır büyük ihtimalle. Ya şuraya kesin bahçe, havuz falan yapacak olabiliriz. Baya güzel olur. Denizin dibinde havuz. Havuzdan çık, denize atla. Evet, duvarı da yaptık. Tamam, burası da bir oda. Burası ayrı bir oda ve bence şurası da bir balkon olabilir. Sanki orası bir balkonmuş gibi hissettim. Yine bir tane çiçeğimiz var. Yine 4300'e burada zaten çalışan alacaktık. Dekorasyon. Şuraya kapı. Bay Railing. Railing dediği şey şu trabzanlar, kenar kısmı. Şuradan düşmeyesin diye. Korkuluk mu oluyor? Öyle bir şey. Hemen ondan koyalım 2000'e. Gayet güzel. 2200'e bir kapı çaktık. Oranın sınırları belli olsun. Dekorasyon, ışık ve koltuk geldi. Bu ne? 2100. Hemen 2100 olsun, bir tane plant alalım. Ya burada bir şey yokmuş. Bir tane dolap. Burası ofis kısmı gibi oldu. Evin içinde home office çalışılıyor ve paralar kazanılıyor. Ne işi yapılıyor acaba? Aa, aşağıdakiler 20 verirken bunlar 30 veriyormuş. Aa güzel. Acaba aşağıdakiler tekrar 20 mi veriyor yoksa onlar da 30'a mı çıktı? Hayır. Bu onlar üst seviye çalışanlar. Bunlar bahçede böyle. Onlar halen 20 veriyor. Bunlar 30 veriyor. Bir üst kata daha falan çıkacak mıyız ya da dışarıda bahçe bölümüne tekrar bunlardan alabiliriz. Onlar da belki 40 verir, 50 verir. Bir çiçek daha koydum. Hatta bir çiçek diye çiçeğe basınca her taraflara çiçek geldi. 4300'e bir çalışan daha alayım mı? Bence onu sonra yapayım. Şu odaya girelim. Bu odanın ne odası olacağını merak ediyorum. Ya yine yatak. Balkonu da var. Balkonlu bir yatak odası. Üst katta iki tane yatak odası varmış. Evet, yine böyle itilmiş cama doğru yapıştırılmış bir yatağımız var. Yine bitki, çalışma masası, dekorasyon dediği şey böyle yine kitaplık ünitesi, koltuk, moltuk bir şeyler. Bakayım üstüne, aynen kitaplık. Burada bir şey. Burada iki tane dolap var. Bir tane de şey geliyor. Koltuk. Çalışma masası aldım. E tamam, o zaman ben birazcık daha bekleyeceğim. Bu oyun böyle. Bekle, parayı biriktir, sonra hızlı hızlı yap oyunu gibi bir şey oldu. Biraz daha bekleyeyim çünkü böyle yani ne bekleme oluyor? Çok da fazla zevki kalmıyor. Arabayı da ne kadar yamuk koymuşum. O arabayla nereye gidiyoruz acaba? Başkalarının evlerine ziyarete gidiyor olabiliriz. Yani yürümek çok yorucu olacağı için ve uzun süreceği için arabayla başkalarının evini ziyaret olabilir. O zaman ben birazcık daha bekliyorum. Şurası yine böyle bir 17 bin, bir 20 bin bir şeyler olsun. O zaman görüşürüz. Evet, bu sefer 21 bini buldum. Birazcık dayandım, dedim ki 17 binde başlama, bekle. 20 bini bul, hatta konuşurken 22 bine çıktı. Şimdi hemen hızlı hızlı burayı bitirelim. Çiçeklerimiz,
Hop dekorasyon neymiş? 2 dolap. Şöyle kitaplık ve buraya da koltuğumuz geliyor. Tamam, burada hiçbir şey yok. Buraya bir balkon olabilir mi diye düşündüm ama değilmiş. Yani ikinci bu odaya geçen kısmı 2 tane dolapla ayrılmış. Duvarlar. Tamam, orası da başka bir odaymış. Duvarları da koyunca ortaya çıktı. 2000'e bir tane de kapı aldık. Peki burası neymiş? Tuvalet. Kesin tuvalet burası. Bakayım. Lamp diyor. Bedroom. Aynen öyle. Plant. Şuraya bir küvet koyduk. Yalnız bakar mısınız, şurada küvette yatacaksın. Deniz manzarası. Denize karşı tam olarak şöyle bak. Ayağını uzatacak. Şöyle. Şu manzarada yıkanacaksın. Uyurum ben orada. Evet, bu kadar. Yani şey işte, lüks olunca böyle oluyor. Kocaman bir oda. Her köşesinde ufacık ufacık eşya. Orta bomboş. Tamam, burayı da hallettik. Bitti. O zaman nereye gidiyoruz? Ha, roof var. Çatı koyacakmışız. Evet, çatı koyuyorsak demek ki evimizin 3. katı yok. Bunu anlamış olduk. 4300'e şurada bir tane daha çalışan mı almalıyım? Çatı mı almalıyım? Bence çatıyı halledeyim. Evet. Çatımız bir, tepemiz kapansın. Yağmur mağmur yağar belki. Oyunda öyle bir şey yok tabii ki. Ben hikayeler yazıyorum. Evet, ne yapacağım? 4300'ü bekleyeceğim herhalde. Ama ben 4300'ü beklerken şöyle bir tur daha atayım diyorum. Mesela dışarıya çıkayım. Hani orada bir çalışan da aldıktan sonra belki bir çalışan da almamız gerekebilir. Dışarıda bir şeyler çıktı mı? Hayır, dışarıda hiçbir şey çıkmadı. Bahçeyle ilgili bir şey yok. Acaba oyun bitti mi? Kafada deli sorular. Onu da merak ediyorum. Bakalım. 4300'e onu alınca neler olacak? Dışarıda şu ön tarafta da galiba bir şey yok. Evet, çok güzel bir yere düştüm. Ön tarafa bakayım. Aynen, ön tarafta da bir şey yok. Evet, 4300'ü şu anda çalışanımı alabilirim. Ben böyle ortalıklarda goy goy yaparak dolanırken para birikti. 4300 aldım bir tane. Evet, zaten biliyordum bunu aldıktan sonra bir tane daha çıkacak ama yer yok artık galiba. Son. Son bu yani. Neyse ki 2000. 2000'in üzerine hemen bir 2000 daha biriksin. Buralarda başka bir şeyler yok. Neresi açılacak merak ediyorum. Ya da bitti mi? Bu kadar mı? 4650 bulmamız gerekiyor. Bekleyelim. Bu da 30'luktan. Yine bir 30'luk gelecek. Kaç masa vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ve 8 olacak. Şu taraflara falan bir daha masa çıkmaz herhalde. 4000, 5000 oldu. Güzel. Bir tane daha aldık. Evet. Ne yapıyoruz? Bitti mi? Tekrar bir oda gezmece. Şuradan balkonuma çıkayım. Balkondan bakayım. Aşağıda bir şey var mı? Yok. Yani bir yerlerde yeşil meşil bir şeyler olabilir. Kaçırmış olabiliriz. Unutmuş olabiliriz. Olabilir yani. Her tarafa ben şöyle bir bakayım da gerçi hiç sanmıyorum. Bitti yani. Galiba bu kadardı. Bu kadar kısa mıydı oyun? Hayır, bu kadar olamaz. Bu kadar olmamalı. Gerçekten hiçbir şey yok. Şöyle ön tarafa gideyim. Başka arsa marsa yandan bir şey alamıyor muyuz? Arabayı şuna basınca spawn'a düzgün bir şekilde park etmiş olsun. Bitti galiba. Hiçbir fikrim yok. Bunlar 20'de. Hiçbir şey çıkmadı başka. Bu kadar mıymış? Evet arkadaşlar, o zaman evimiz bitti, bu kadar. Yani bilmiyorum, şu an 11.000'de param oldu ama ben bu bölümü burada bitireyim o zaman. Evimiz gayet güzel oldu. Evet, çok şık, çok güzel. Fakat bitti mi bitmedi mi hiçbir fikrim yok. Bu oyunu oynayanlar bilenler varsa, abla şuradan şuraya gidiyoruz, belki arabayla bir yere gitmemiz falan gerekiyordur, bir şeydir. Hiçbir fikrim yok. Bilenleriniz varsa bana yazarsa çok çok mutlu olurum. Eğer oyuna devam etmemiz gereken yerler varsa devam ederiz. O arada param zaten birikmiş olur. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel bir oyun oldu. Bunun otel versiyonunu da yine oynayacağım. Ona da bakacağız. Ya da ev, otel ve türevleri başka şeyler de olabilir. Bildiğiniz oyunlar varsa bana yorumlarda yazmayı unutmuyorsunuz. Yani videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için yeni keşfetmiş olabilirsiniz. İlk defa beni görmüş olabilirsiniz. Kanala bir abone ol tuşuna basarak abone olup destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümlerde, bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.